Selamünaleyküm. Kuşu camiası. Arkadaşlar, kuşlarımız uçuyor. Yavrularımıza tekrar antrenman veriyoruz. Uysunlar. Öyle de şöyle küçük de bir muhabbet yapalım dedim. Hem de kuşlar havada dursun. Evet arkadaşlar. Yani inşallah bugün bir atmaca matmacayla karşılaşmayız. Bu sefer de yükselen, bulda çıkan kuşları kaldırmadık ki sıkıntı çıkmasın. En azından bu kuşlar daha böyle alçak uçuyor. Yani en azından bugünü bari kurtaralım dedik. Havada miski var, mavi var, sabunlar var. Miski arkadaşlar, miskinin annesini ben uçurdum. Miski bu daha taklayı dönmek üzere. Daha takla bile dönmedi hayvan. Ama gezişi gerçekten çok güzel. Bu kuşun annesini ben uçurdum arkadaşlar. Çok güzel, uzaktan atımlı. Ha, yeni ve yani taban taklalı falan, çok uzun güzel kaçıyor. Çok süratli bir hayvan. Gezmesinden de belli. Olacak yani. İnşallah güzel bir şey olacak. Bakalım. Hayırlısıyla uçuracağız arkadaşlar. Kalktı. Martılar peşte. Martılar peştesin. Arap da arkadaşlar. Arap var dışarıda biliyorsunuz. Arap da dışarıda ama nereye gitti? Kayboldu gibi. Ortalıklarda yok. Neyse kuşlar uçsun şöyle bir. Kuşları çekmeye devam edelim. Arkadaşlar yavru kuşlarınızı nefeslendirmeyi unutmayın. Çünkü eğer bu kuş nefeslenmezse sefere geldiği zaman kuvveti çıkamaz. Ne kadar nefesli kuş, o kadar ciğerli kuş, o kadar daha hızlı seferini tamamlar. Daha hızlı gider. Tabii bu şimdi seferini tamamlayacak da yani kuşun da içerisinde olacak şeyler de var. Nasıl? Kan attı. Kuşun kan attığının oyun kuşunun özelliklerini barındırması lazım. Bu bir. Arkadaşlar iki tane yavru indi. Telefon çaldı. O yüzden de video yarıda kesildi. Orada yavrular indi. Yavrular biraz daha yerli. Şimdi üç tane kuşumuz da yine, iki kuşlarımız havada. Bu kuşları arkadaşlar ben kılavuz kuşu olarak kullanıyorum. Hayvanların uçumları güzel. Ve buraya hakimler. Yani bu tarafa hakimler. Yani başka bir yere konma gibi bir şey olmuyor. Yavruları da bunların yanına kattığım zaman yavrularda o zaman sıkıntı çıkmıyor. Yavrular da direkt gelip buraya iniyor. Bu da benim işime geliyor. Çünkü ben hayvanları buraya uçurtmaya çalışıyorum. Bir tane yuva aldık arkadaşlar bugün. Ne zaman? Ya belki yarın da olabilir veya ondan sonra. Demir bir tane kümes aldık. Büyük güzel bir kümes aldık. Kümesimizi yanına koyacağız. İnşallah oraya da yine kuşlarımızı bölüştüreceğiz. Çünkü kuşlar kalabalık olduğu için de yavranmada da zorlanıyoruz. Damızlık kümesimizi biliyorsunuz. Orada da fazla kuş var. O yüzden de şu an yapacağım şey o damızlık kümesindeki kuşlardan bir miktarını buraya aktarmak. Bu yeni kümesi aktarmak. O sayede kümesi rahatlatmak. Sağlıklı yavru almak istiyorsanız kümesinizde çok kuş olmayacak arkadaşlar. Az olacak, öz olacak. Yani 20 tane, 30 tane kuşun olmaktansa 3 takım sağlam damızlı kuşun olsun. Yeterli. Onların alttan aldığın yavruları uçurursun. Eğer kuşların sağlamsa inanın keyif verecektir. Yani çünkü çok kuşla uğraşmak da sıkıntı ve şöyle sıkıntı. Aynı kanatlı üzerine kuşlarınız olur. O mesela oradan olur, 30 tane 40 tane olur. O zaman sıkıntı değil. Ya kuşlarınızın altından geleni, üstünden geleni, üstünde olan kuşu tanıyorsanız, biliyorsanız o zaman arkadaşlar kuşlarınızı çoğaltın. Elinizde her zaman kan bulunsun ki ve arkadaşlarınıza da bu kanlardan verin. Çünkü diğer videolarda bahsediyorum. Bir hastalık oluyor. İşte uçuruyorsunuz, atmaca oluyor. Ya herhangi bir sıkıntı oluyor. Alacağınız bir arkadaş olsun kuşlardan. Şöyle ki şimdi kuşlar yine uçuyorlar. Yavruları biraz dinlensinler. Yavruları şimdi tekrar kaldıracağız arkadaşlar. Çünkü antrenman yapsınlar bol bol. Hava şu an yağmazken, hava da çok soğuk değilken şu an bu hayvanları ciğerlerini açmamız lazım. Dediğim gibi arkadaşlar bir de videolara gerçekten talepleriniz çok güzel. Ve bu bizi mutlu ediyor. Abone sayılarımız da gün geçtikçe hızlıca artıyor. Teşekkür ediyoruz bu konuda. Biz de elimizden geldiği kadar daha sık video atıp
sizlere bildiğimiz konular üzerine aydınlatmaya, bilgilendirmeye devam edeceğiz. Aklına takılan bir şey varsa dediğim gibi bize ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuzu cevaplamaya çalışırız. İleriki zamanlarda arkadaşlar kuşlar arttığında buradan sevdiğimiz dostlarımıza kuşlar vereceğiz. Yani ben şimdi gidip de sağdan soldan toplama kuş da kimseye vermek istemiyorum. Çünkü kendim ne bakıyorsam arkadaşlar besleyici arkadaşların da onlardan bakmasını isterim. Evet arkadaşlar, durumlar böyle. Hala kuşlar havada. Mavi arkadaşlar atmaca vurmuştu, hatırlarsınız. Bunun videosu da var. Atmaca vurmuştu bu kuşa. Ayaklarının altını yaralamıştı. Tedavisini filan ama alamamıştı yani. Tedavisini filan yaptık o mavinin. Ondan sonra yine uçmaya devam ediyoruz. Sıkıntı yok yani hayvanda, hiçbir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ki kuşları aç uçurduk. Şu anda hafiften yemliyoruz ki havadaki kuşlarımız aç olduğu için yemi görsünler, aşağı doğru insinler diye hayvanları bu şekilde alıştırıyoruz. Bir de muhakkak ki yani şöyle söyleyeyim, ben daha doğrusu bir öneridir. Arkadaşlar yemi böyle hayretlerine tuttuğu gibi bir tane şeyde, kapta böyle sallayın ki hayvanlar o sesi duydukları anda bile yemin geldiğini anlayacakları için yani direkt kendilerini aşağı doğru çekerler ve çatıya bile konmuş olsa o sesi duydukları için ya yem geliyor derler ve aşağı doğru inerler. Yani bu sizin hayvanları terbiye etmenizde yardımcı olacaktır büyük ihtimal. Ben yani bu şekilde hayvanlarımı her zaman şey yapıyorum. Besleme konusunda da o şekilde yapıyorum. Hayvan o sesi duyduğu zaman zaten yemin geldiğini anlıyorlar ve işte size doğru yanaşıyorlar. Kuşlar da havada arkadaşlar, devam ediyor. Ne diyorduk arkadaşlar? Oyun kuşunun en büyük kuralı yavru uçumundan bak. Kuş her zaman aç uçacak arkadaşlar. Her zaman aç uçacak. Şöyle tok uçan, nasıl siz tokken koşamazsanız hayvanlar da tokken uçamazlar arkadaşlar. Uçsa sıkıntı yaratır hayvanlar için. Bu sefer de hayvan havada bir şey olabilir ve istediğiniz zaten performansla uçamaz. Çünkü yemek yediği için ağır olacağı, hant olacağından istediğiniz şekilde uçamaz. Buna çok dikkat ediyoruz. Dediğim gibi geri olarak da yani yavru kuşları uçururken kılavuz kuş kullanın. Kılavuz kuşlar da işte bizim uçurduğumuz kuşlar gibi kuşlar olabilir. İşte uçumu fazla yüksele, çok da fazla yükselmeyecek. İşte sadece yerine inebilen, yerini bilen, çatıya falan atmayan kuşlar bu konu için idealdir arkadaşlar. Sonra zaten kuş zaten en tatlı yerleri zaten şak şak deyip yavrunun tatlıyı çevirme zamanlarıdır. En tatlı yerleri de budur. Benim için, ben çok severim mesela yeni böyle tatlıyı çeviren yavrular. Benim için mesela bana çok böyle tat verir ve heyecan verir. Ondan sonra zaten kuş taklayı çevirdikten sonra ufak ufak taklayı sıklaştırma aşamasına girer. İşte kuşu ne kadar çok yukarıda çözerseniz, ne kadar çok yukarıda kuşu patlatırsanız, yani takla sıklaştırmasını ne kadar yükselde yaparsanız o kadar hayvan daha böyle nefesli olacaktır, daha kolay. Mesela örnek veriyorum, sık diyorlar, zer diyorlar, sert diyorlar. Hayvanın arkadaşlar istemsizce çok fazla takla atması, önünü bulamaması, işte bir yerlere düşmesiyle kaynaklanan şeyler bazı kuşlarda oluyor. Hani şöyle bir varsayım var. Yok işte iyi kuş serte girmez. İşte iyi kuş işte zere girmez. Çok sık taklaya girmez gibi bir şeyler oluyor. Arkadaşlar iyi kuş da serte girebilir. Çok iyi olmayan bir kuş da serte girebilir. Yani bununla ölçüt veremeyiz. Çünkü benim uçurduğum bir dumanlı çok acayip derecede sıka girmişti. Hayvanın işte ama kuşlar onlar da şöyle vardı. Bildiğim kuşlar olduğu için hayvanı uçurmayacaksın. Hayvan iki gün böyle yerde gezecek. Hayvanın kanatları boşalıyordu.
Ondan sonra uçurmaya devam edebilirsin. Yine de bir sıkıntı yaşamışsam da bu sefer de kuyruktan ortasından çekiyordum. Hayvanı uçurmaya devam ediyordum. Ve o kuş arkadaşlar 50 metreye yakın oynadı. Ve çok güzel, çok bol taklalı gidiyordu. O kuşun hala soyu bende zaten var. Daha doğrusu yani onun şöyle söyleyeyim. Onun o kuşun atasını yani anasının babasının kardeşlerinden var bende. Öyle diyeyim. Çünkü anasını çaldılar o kuşun. Babasını da bir arkadaşa hediye etmiştim. O da kediye kaptırmış. Nitekim o hayvanlar 2016 senesinde bizden çıktı. Daha sonra tekrar o hayvanlar da elimizde vardı. Tekrar o kuşlardan çoğalttık. Ama hazır tutmuş bu kandı yani. Çok iyi bir soydu. Fakat işte nasip olmadı. Atmaca uçurduğum kuşa gelirsek o dumanlı dişi dumanlı dişiydi kuş. O dişi dumanlıyı arkadaşlar atmacaya verdik. Ama yani keşke hani bu kuş işi de avcı hikayesi gibi oluyor. Yani arkadaşlar bir tane kaçak Arap geldi. Ama gidiyor herhalde. O tarafa doğru yollandı gidiyor. Bakalım dönecek mi? Ya gidiyor arkadaşlar. Aşağı doğru gidiyor. Aynen gidiyor. Tarafa doğru gitti. Bizim kuşlarımız hala havada. Burada da geçiş bölgesi olduğu için arkadaşlar kaçak kuş çok geliyor. Kimi iniyor, kimi inmiyor. Ya zaten başkasının kuşunda da yani alırsak yine insek buraya yine başkasına başka bir arkadaşa işte isteyen olursa hediye veriyoruz. Ya işte diyoruz anlatıyoruz böyle böyle kaçak kuş. Hani uçurmak istiyorsan, kullanmak istiyorsan genelde de işte 14 yaşında, 15 yaşında daha kuşa yeni başlamış gençlere veriyoruz. Yani o yüzden zaten bizim vaktimiz yok. Elimizde bir dünya kuş var. Bunları uçurup oynatıp başlatmak ayrı bir meziyet. O yüzden de başka kuşlara da uğraşmak pek işimden gelmiyor. O kadar zamanım da yok arkadaşlar. Durumlar böyle. Arkadaşlar zamanında bir tane mavi yakaladık. Perçemli bir tane mavi. Ben de kuşu Hayrettin'e hediye etmiştim. Hatırlıyorsun değil mi Hayrettin o perçemli evet, mavi? Evet abi o perçemli benim hala aklımda. Uzun zaman oldu. Hüseyin abi eve gelmişti kaçaktı. Hüseyin abi dedi al değerlendir dedi. Güzel kuşa sağlam kuşuna vur dedi. O zaman babam mavim vardı. 7-8 senelik dediğim kuş. Hala bende duruyor. Onunla eşe girdim ben o kuşu. O kuşu uçurduğumda bir ay çatıda gezdirdim kuşu uçurmadım. O kuş Hüseyin abinin oraya inmişti kaçaktı ilk gün inmişti. Bak kuşu aldım oradan çatıdan aldık. Getirdim benim oraya bir ay çatıda gezdirdim kuşu. Bir ay gezdi kuş çatıda hiç uçurmadım. Kanadı battı gezdi alışsın diye etrafı. Kuşu bir kaldırdım. Kuş 50-60 metre gidiyordu. Ama nasıl gidiyor oynuyor böyle kuşa çıldırdım. Aklımı aldı kuş. Ben dedim bu kuşu niye kaldırdım diye. Düşünüyorum niye kaldırdım dedim. Ama bilmiyorum insan merak ediyor. Kuşu uçurmak istiyorsun bir heyecan doluyor. Kuşu bir kaldırdım. Kuş uçtu. Kuş dolanıyor bastıramadım çatıya. Geliyor gidiyor bastıramadım. O zaman yanında bir tane arkadaş vardı Yusuf diye. Yusuf'la beraber kaldırdık kuşu. Kuşu peşine düştü. Kuş benim orayı bıraktı. Kuş aşağılara tekrar bu tarafa doğru geldi. Hüseyin abinin eski çatının üstüne geldi. Hüseyin abinin indirdiği çatıya indi kuş. Kuş olmadığı halde kuş geldi oraya indi. Biz o zaman Hüseyin abi arayacağız. Hüseyin abi tatilde kıyıp da arayamadık. Hüseyin abi kuşu kaçırdım. Kuş senin oraya geldi işte seni çatıda diyemiyorum. Bir hafta kuşun peşinde gezdik öyle. O kuşu gördük. Bir hafta kuşun peşinde gezdik öyle. Bir hafta gezdik. Gezmemize rağmen kuşu indiremedim. İki hafta falan oldu kuş geziyor. Kimseye teslim olmadı tabii. Bir gün sabah işe gideceğim. Amcam beni arıyor. Kuş diyor çatının etrafında dolanıyor dedi. Çatıya bir çıktım. Baktım kuş başımın üstünde oynuyordu ama. Kuşları hemen bir serdim. Kuş iki haftadır aç ama nasıl teslim olmadı bilmiyorum. Hiçbir yere de teslim olmadı. İki hafta sonra geldi. Damıma indi. Dama inince de öyle bir çok sevindim ki. Dedim arkadaşlar ben bu kuşu yatıracağım. Benim de bir zaman geçti. Ben bu kuşu yatırdım. Bir takım yavrusunu aldım.
yavruları uçurmaya başladım. Yavrulardan güzel bir şey bekliyordum. Yavruları uçurmaya başladım. Sonra olaylarım oldu. Küçülü bırakmak zorunda kaldım. Yer sıkıntısından. Amcamlarla aramızda bir şey oldu. Tartışma falan oldu. O yüzden kümesi elinden çıkarmaya baktım. Ben de dedim ki iyi kuşlarımı dedim. Çok güzel kuşlarım vardı. Dedim bunları dedim hani boş yere başkasına satıp ya da vermektense dedim. Eşime etrafımdaki eşe dosta vereyim dedim. Eşte dosta kalsın dedim. Biz öyle bir değerlendirme yaptık. Sonra arkadaşlar ben bu kuşu Yusuf besliyordu o zaman kuş. Yusuf'a verdim. Yusuf da tutuyor bu kuşu belli bir zaman sonra başkasına veriyor. O da kuşçuluğu bırakıyor. Başka bir arkadaşa veriyor. O çocuk da o kuşu kaçırıyor. Kuş ondan sonra benim oraya bir sefer geliyor. Benim çatıya oynuyor. Gözümle görüyorum. Çatıda kuş yok tabii. Çatıya kuş serecek kuşum yok. Kuş oynuyor. Bir sefer geliyor. Oyun işini yapıyor. Kuş ondan sonra bir alıp başını gidiyor. Ondan sonra kaybettim o kuşu arkadaşlar. Ondan sonra o kuşa öyle çok yandım ki. Hüseyin abinin bir lafı vardı. Elinizde gelen kıymetin değerini iyi bilin diye. Biz zamanında değerini bilemedik. Eşe dosta da sağlam güvendiğimiz insana verdik. O da tuttu başkasına verdi. Arkadaşım dedim bak ne olursa olsun getir kuşu bana teslim et. Etmedi. Tek de olsa ben o kuşa bakardım. Ondan sonra bir baba kuşum gelince erkeğe geri geldi. Erkeğini yatırdım bu sefer. Geri gelince tekrar beni kuşçuluğa başlattı. 4 tane kuşum var ama iyi kuşların peşindeyim her zaman. 4 tane kuşum oldu. Allah şükür temiz kuşlarım. O yüzden onlarla devam ediyorum. Ama aklımdaki tek kuş şu an gözde kuşum oydu. Hüseyin abinin bana verdiği perşemli mavi, çingene böyle koyu bir maviydi. O kuş da hala gözüm böyle o kuşta. Keşke diyorum geri gelse de diyorum baba maviyle tekrar eşe girsem o kuşu diye bekliyorum ama tabii giden geri gelmiyor her zaman. Giden gittiği gibi bitiyor. Ya elindekinin kıymetini bilmiyorsun. Öyle kuşu kaybettik işte. Daha da bulamadık o kuşu. Ya o kuşu bulan da yakalayan da varsa zaten kuşu mecbur her dama gelişinde zaten eğer illa ona bir kuş göstermesine dama gelişinde o seferini yaptıysa adam o kuşu gördüyse zaten oyunun ne yaptığını. Arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Kuş 50-60 metre 18-19 taklayla çıkıyordu. Biz çok saçmalık yaptık. Yatırmadık o kuşu. Dedim uçuracağım dedim. Bir takım yavrusunu aldım. Uçurmaya başladım. Kuşları heba edince kuşları öyle kaybettik elimizden. Allah şükür bir tane kuşumuz duruyor. O da baba mavi duruyor. Ama eşi olmadıktan sonra altından gelen hani damarı bulma. Bu damar mevzusu var ya arkadaşlar. Sağlam kuşun damarı falan diyorlar. Bu kuş damar eğer tutarsa tamam rayında gidersin. Altından güzel yavrular alırsın, uçurursun, yaparsın ama ben işte o kuşu damarını yakalamıştım o kuşla beraber. Altından gelen yavrularımın da aynısını yapıyordu. Gördüktü, izledikti. Ama dişisini kaybettik. Yavrular öldüydü, telef oldu. Hastalık falan vurduydu. Kurtaramadık. Sadece baba kaldı. O baba da tek kalınca da bir şeye yaramıyor. Damarın olmadıktan sonra, elinde dişisi olmadıktan sonra, yavrusunu üretemedikten sonra pek fazla bir şeye kalmıyor. Biz de Hüseyin abimden bir tane güzel bir bu sefer Ankara bozları vardı. Hüseyin abimden bir tane Ankara bozu aldım tekrar. Dedim bu kuşta gireceğim eşe. Şimdi onun altından gelen yavrumuz var bir tane. İnşallah o yavruyu büyütürsek, o yavruyu da yakın zamanda buraya getirip burada uçurumunu yaptıracağız zaten. Büyüdüğü zaman yeme düştüğünde getireceğim buraya. Burada uçurtturacağız. Göstereceğim o kuşu da size yavruyu. Yakın bir zamanda. Arkadaşlar böyle işte elimizin değerini kıymetini bilemedik. Uğraştık, çabaladık, sarf ettik. Bu kadar bunca çabaya uğraştık. Elbette iyi kuşları zaten hep çabalarsan iyi kuş elde edersin. Bakarsın. Onunla o kuşa eşe girersin. Bununla bunu girersin. Altından gelen yavru ne yapar dersin. Uğraşırsın, çabalarsın. Ama en sonunda da güzel bir bağ yakalarsın ortada. O bağı yakalayınca da arkadaşlar işte asıl kuşu bağı yakaladığın zaman kümesinde 100 tane de kuş olsa 5 para etmez ya da kümesinde değerlendirmez. Benim gözümde sadece o kuş olur. O kuşa yönelirim. Bir takımım eğer altından geliyorsa, güzel yavru almışsam seferini, damına gelip gidiyorsa, bağını kuruyorsa, oyununu, taklasını, seferini güzel bir şekilde yapıp çatıma iniyorsa ben o kuşun soyunu devam getiririm arkadaşlar. Ama diğer kuşları elimde tutmam. Tutarsam da uçucu belli bir kuşlar tutarım. Aynı yavru sökmelik gibi. Burada nasıl yavru söküyoruz? Yavru kaldırırken eke kuşlar uçuruyoruz. Onların peşine kaldırır, onlar gibi uçurturum. Öyle bir kuşlar bırakırım. Bir soya giderim arkadaşlar. En iyisi bir soy. Kuşun ne yaptığını bilmek, neye gittiğini bilmek, ne yaptığını, her şeyini çözmek.
okşun üstüne gitmek daha mantıklı kalıyor bana. Evet arkadaşlar, Hayrettin dediği gibi o mavi, perçemli mavi efsaneydi zaten. Efsaneler de biliyorsunuz ki daha geri gelmez. Elden gittiği zaman daha bir daha bulamayız. Biz de bulamayız, o da bulamaz. Neyse, artık elimizdekilerle yine idare edeceğiz. Sıkıntı yok. Şimdi damar olayı arkadaşlar, ya zaten kuşların en önemli şeyi kandır. Çünkü rengi değişebilir, perçemi değişir, akatepe olur, paça takımı değişir, şu olur bu olur. Ama değişmeyen tek şey arkadaşlar, kanıdır arkadaşlar. Kan her zaman korunarak devam eder ve nesillere aktarılır. Bu kanla beraber de hayvanların bulundurdukları genler de onların yavrularına nesilden nesile aktarılır. İşte buna çok dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar videoyu izleyip kanalımıza abone olursanız teşekkür ederiz. Daha böyle desteğinizi şu an bekliyoruz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.